Oluşum TV ekranlarından herkese merhabalar. Bugün günlerden 15 Aralık Cumartesi. Saat 19.30'u gösteriyor. İlk canlı yayınımıza başlamış bulunmaktayız. Öncelikle Oluşum Medya Kuruluşu'ndan bu yana bizi yalnız bırakmayan dostlarımıza, öncelik olarak Yazı İşleri Müdürü'mü Meriç Yeşil'e, Haber Merkezi ekibime, Teknik Servis, stüdyoyu hazırlayan ve diğer ekip arkadaşlarıma da şu anda çok teşekkür ediyorum kendilerine. Oluşum Medya olarak hedefimiz yarım adanın sesi olmak ve her zaman doğruyu tarafsızı göstermek. Bu amaçla umarım sizlere iyi haberler vermeye çalışacağız. Oluşum TV ekranlarında neler olacak? Siyaset, ekonomi, hukuk, sağlık köşeleri ve özel röportajlara yer vereceğiz. Önümüzdeki süreç günler, haftalar ve aylar özellikle yerel seçim sürecini gösteriyor. Bu sebeplerden dolayı aday adaylarımız, çeşitli tanıtımlarımız söz konusu olacak. Programımızda bizi kırmayıp sağ olsun ilk canlı yayınımıza katılan Seferihisar AK Parti Belediye Başkan aday adayımız Sayın Ümit Avcı'yı konuk ettik. Kendisi onur konuğumuz. Teşekkür ediyoruz geldikleri için. Evet Ümit Başkanım, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Size de yeni yayın hayatınızda hayırlı uğurlu olsun dileklerimi söylemek isterim. Seferihisar'ımıza, bölgemize, insanla, Oluşum Medya ailesine herkese hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Beni de ilk canlı yayın konuğu aldığınız için çok teşekkür ederim. İnşallah Oluşum Medya ailesi olarak çok başka noktalara gidilen bu yolda, bu serüvende biz de ilk canlı yayın konuğu olarak hafızalardan silinmeyiz. İnşallah Seferihisar'ın da hafızasından silinmeyeceğiz. İnşallah. Siz medya camiasında inşallah büyürken biz de siyaseten sevdiğimiz, aşık olduğumuz bu memleketimizi çok başka noktalara götüreceğiz. İnşallah el ele olacağız. Çok güzel. İnşallah başkanım. Hayırlı olsun tekrar. Sağ olun. Bilindiği üzere Oluşum Haber Gazetesi'nde de çeşitli röportajlarımız yer aldı. Bununla ilgili olarak 75 projelerden hep bahsettik. Seferihisar için çok fazla dediler. 75 proje. Hangi birini yetiştirecek başkanımız dediler diye sordular. Bununla ilgili olarak sizin için en acil alınması gereken Seferihisar'da projeler nelerdir? Şöyle, biz 24 Haziran seçimlerinden sonra sokak sokak gezdik. Orhanlı'dan Ürkmez'e, Ürkmez'den Gödence'ye kadar birçok noktada yapmış olduğumuz çalışmalarla her bölgenin, her lokasyonun, her mahallenin kendi sıkıntısına göre projeler ürettik. Sadece geçmiş dönemlerde olduğu gibi İzmir ve İzmir'e entegre projelerden bahsederek Seferihisar'ı geçiştirmedik. Veya mevcut aday adaylı arkadaşlarımız gibi şunu da yapmıyoruz. Lütfen kimse bu konuda kırılmasın. İşte biz belediye başkanı adayı olursak bunları açıklayacağız. Veya işte bir belediye başkanı olalım bakarız. Bunun gibi gayri ciddi bir durum bize yakışmazdı. Biz önceden hazırlığımızı yaptık. Zaten bölgemizde yaşanan sıkıntıların tamamını biliyoruz. Ürkmez'de, Ürkmez lokasyonunda geçen çocukluğumuzun ardından Doğan ve Payamlı bölgesinde zaten hakimiz. Ben bu kıyı şeridinin her bölgesinde işletme sahibiyim. Bu manada da bölgenin nabzını tutabiliyorum. Yarımada'nın tamamında aslında birçok işle uğraşıyoruz. Ama Ürkmez, Doğan ve Payamlı ve Seferihisar merkezindeki sıkıntıları birebir biliyorduk. Akabinde ne yaptık? Beylerköy'üne gittik. Beyler'deki sıkıntılara ve onlara nasıl derman olacağımızla ilgili çözümler ürettik. Orhanlı bölgemizde kulakları çınlasın. Sevgili Birgül ablamız bize çok ön ayak oldu bu konuda. Ve bölge halkıyla da sık sık hala muhabbetimiz, sohbetimiz zaten devam ediyor. Ama sorunlar nelerdir? Neler yapılması gerekir? Orhanlı'nın ihtiyaçları nelerdir? Beylerin ihtiyaçları nelerdir? Ulamış'ın ihtiyaçları nelerdir? Düzce'nin ihtiyaçları nelerdir? Evet. Diye Seferihisar'ın tamamını ele alan bir proje ağına girdik. Bununla ilgili daha önce de bahsetmiştim zaten. İki şehir planlamacısı, iki mimar, iki de mühendis arkadaşımız var. Onlarla birlikte bir ekip halinde projelerimizi hazırladık. Bizim kaleme aldığımız projeler onlarla birlikte çizime, ete kemiğe büründü. Allah nasip ederse, Allah kısmet ederse Seferihisar'da başkanlığı Seferihisar'lara layık görür de bizlere teslim ederlerse bu temsil yetkisini, biz Seferihisar için zaten uyumayı düşünmüyoruz. Beni yakından tanıyanlar bilirler. Ben iş ve işe benzer durumların tamamında gece ve gündüz çalışırım. Yeter ki bize bu fırsat verilsin. Biz bunun için hazırız. 75 projeden bahsederken önceliği turizme vermek istiyorum. Kıyı şeritlerinde en başarılı kıyı şeritlerinin bu avaride olduğu gerçeğini bütün İzmir'imiz biliyor. Ürkmez'den Akarca'ya, Akarca'dan Sığacık'a, Sığacık'tan Ulamış çıkışlarına kadar bize ait olan kıyı şeritlerimizin tamamı şu an mezbellik durumda. Hiçbir altyapı ve üst yapı çalışmaları, parselizasyon çalışmaları yapılmamış durumda. Bununla ilgili otelcilik yerlerde bölgemizde 2-3 tane 3 ve 4 yıldızlı otel
Bir tane de 5 yıldız otelimiz var. Onun dışında yatak sayımız çok komik durumda. Zaten bu İzmir'in kanayan yarası. Evet. İzmir'de zaten yatak kapasitesi çok düşük durumda. Basiretli ve becerikli bir yönetim anlayışıyla, iyi bir parselizasyonla inşallah biz bölgenin tamamında ciddi bir otelcilik ve istihdam ortamı yaratacağız. İşsizliğe de bu manada büyük bir darbe vuracağız. Bölgemizde çok gencimiz var. Evet. Bölgeden çok giden yetişmiş beynimiz var. Bölgemiz 40.800 nüfusa sahip 31.276 seçmenimiz var. Bu sayı Türkiye ortalamasına göre çok yaşlanmışız anlamına geliyor. Seferihisar'ı tabii ki tercih eden kesim 3. ve 4. kuşak. Biz de bunun farkındayız. Ama Seferihisarlı olup Seferihisar'ın içerisinde yaşayan, Seferihisar'da nefes alan herkesin de Seferihisar'da iş yapma olanağının da olması için biz elimizden geleni yapacağız. İnşallah mutlu yarınlar bizi bekliyor bu konuda. İnşallah. Sizin çalışmalar böyle. Kesinlikle. Yani özellikle de bu gençlik merkeziyle ilgili çok önceden beri gündemde olan konulardan bir tanesiydi. Siz bu konuyu da ele almış oldunuz. Spor merkezleri, kompleksler, kapalı havuzlar vesaire. Evet, onlarla ilgili paylaşımlar yani, yaptık. Yani evet, onlarla ilgili. Bununla ilgili dışarıdan da bir tepki de aldık. Yani sağ olsun herkes bu konuyla ilgili bize bir ayrı gördüğü noktalarda yolumuzu kesip ya bunu gerçekten yapabilecek miyiz? Gençler özellikle bu konuda önümüzü kesip bunları başarabilecek miyiz diye soruyorlar. Çünkü 10 yılı kayıp olan bir Seferihisar'dan bahsediyoruz. Bakın tam 10 yıl. Cumhuriyet Halk Parti yönetimi ve mevcut belediye başkanı ile birlikte taş taş üstüne konmamış bir Seferihisar'dan bahsediyoruz. İnşallah biz bunların tamamını değiştireceğiz. Geldiğimiz noktada çizdirdiğimiz projelerin en büyüklerinden biri kapalı spor salonlarının içerisinde olduğu, kapalı yüzme, olimpik yüzme havuzlarının içerisinde olduğu, tenis kortları ve futbol sahalarının içerisinde barındıran dev bir kompleks yapacağız. Bizim çok zaten Seferihisar'daki 10 yıldaki bu sıkıntılı bir boşluğu hızlı ve ivedi bir şekilde doldurmak adına ne yapılması gerekiyorsa gece gündüz çalışarak, ekipleşerek, istişare ederek birbirimize yardımcı olarak bütün Seferihisarlılarla başaracağız. Bu bir kişinin yetisinde olacak bir şey değil. Ben evet. Seferihisarlılarla da Allah nasip ederse sıkı bir temas halinde bu işleri kısa zamanda bitireceğimi düşünüyorum. Öncelik olarak, acil olarak dedik turizm. Peki onun dışında alabileceğiniz alternatif alanlar Seferihisar'da ne eksik mesela başlıyor? Seferihisar'da zaten kanayan yaralardan biri de daha önceki yayınlarda ve gazete manşetlerinde de belirttiğim evet. gibi, yazılarında da belirttiğim gibi. Şöyle söyleyeyim, bizim bir madenimiz var. Kimse küreyi eline alıp yeri 5 metre kazmıyor. Bizde jeotermal var. Jeotermal dediğiniz olayla birlikte inşallah bölgemize 2 milyar dolar sermaye piyasasından, sermayeden para çekmeyi düşünüyoruz. Bakın çok ciddi bir rakam. 2 milyar dolar. Bu nasıl oluyor? Jeotermal seracılığı dediğimiz olaylar hem Türkiye'nin direkt ekonomisini etki eden durumlar, hem de bölgemizde hem istihdamı hem de refah seviyesini çok başka noktalara götürecek olaylar. Onun akabinde jeotermal, tarım zaten ülkemizde evet. biliyorsunuz biraz kanayan yara haline geldi. İnşallah biz bunu Seferihisar'da yerli üretimi de başkanım burada da tabii biraz ki. Hareketlendirmek gerekecek. Mutlaka ki. Şimdi biz öncelikle narenciyeye sahip çıkacağız. Evet. Narenciyeye ek olarak neler yapabiliriz? Onlara bakıyoruz. Bununla ilgili jeotermal seracılığı dedik. Jeotermal kül merkezleri. Bakın Almanya 9 milyar dolar yılda 9 milyar dolar gelir elde ediyor jeotermal kül merkezlerinden. Bu ne demek oluyor? Jeotermal otelciliğinden 9 milyar elde eden bir Almanya bir de 500 bin yatak kapasitesine sahip bu arada. Bizdeki yatak kapasitesi yerlerde ülke genelinin tamamı 15 bin. Bizim bunun üssü olarak belirlediğimiz nokta Seferihisar. İnşallah Seferihisar jeotermal kül merkezleri bakımından Türkiye'nin incisi olacak. Bu manada hem turizm, deniz turizmi hem de jeotermal turizmini birlikte entegre edip mutlu yarınlar için yeni ortamlar oluşturacağız. Evet, güzel olacak inşallah Ümit Bey. Bu konuyla ilgili yani bizler de Seferihisar'ın iyi yerleri gelmesini isteriz. Evet. Söz konusu olarak en iyi jeotermal bölgesine sahibiz. Bölge olarak çok iyi bir alandayız. Yani Seferihisar geleceği olan bir bölge. Bunu nasıl en iyilere taşırız? Bunun projeler üzerinde konuşuyoruz. İnşallah dediğiniz gibi iyi bir çalışmalar yapılır. Peki Ümit Bey şey soracağım. Bununla ilgili mesela Seferihisar'da biliyorsunuz en büyük istihdam konusu var. İşsizlik. Yani bunu nasıl çözülebilir? Bahsettiğim olaylar olduktan sonra inşallah biz sadece burada jeotermal turizmi dedik. Yaklaşık 100 bin kişinin burada istihdam edileceği bir ortamdan bahsediyoruz. Jeotermal seracılığı, jeotermal turizmi,
Buna entegre olarak mesela 1.622.000 insanımız bizim organize sanayi bölgelerinde çalışıyor ülke genelinde. Biz bunun 50.000'ine, sadece 50.000'ine talibiz. Nasıl olacak bu? Bölgemizde kırsal alanlar lokasyonunda oluşturmak istediğimiz bir organize sanayi alanı var. Evet. İnşallah bununla birlikte bile bizim bakın mevcut nüfusumuz 40.800. Ben burada istihdam edilmek üzere 4.000 civarında, 5.000 civarında kardeşimiz olacağına inanıyorum. Buna entegre olarak turizm alanında yaklaşık 40-50.000 bazında bir nüfusa sahip olmamız gerekiyor ki genç nüfustan bahsediyorum. Turizme yapılan 25-30 tane kafamızda 25-30 civarında ilk etapta yaptırtmak istediğimiz, önünü açmak istediğimiz bir otelcilik ağı var. Jeotermal otelciliği var. Bunlar da entegre olarak tahmini 5 yıl içerisinde bizim burada yaratacağımız istihdam alanlarının toplamı 100.000 civarı. Bunun nüfusumuz da yetmiyor. Seferihisar'ın ne kadar büyüyeceği, ne kadar gelişeceği, ne kadar değişeceğini de buradan anlayabilirsiniz. Söylediğim rakamlar, söylediğim parasal anlamdaki rakamlar Seferihisar'da olan madenlerin gerçekliği. Bugüne kadar işlenmemiş şeyler bunlar. İnşallah bizimle birlikte dediğim gibi hayat bulacak. Biz daha basiretli, daha becerikli bir yönetim anlayışı sergileyeceğimizi düşünüyoruz. Mesela Ulamış bölgesiyle bilgi vereyim. Bu bölgede dev bir kompleks çizdirdik. Yine 50.000 metrekare alanın üzerine oturan tarım ve hayvancılık yerleşkesi. İçerisinde soğuk havaların olduğu, veterinerlik bölümünün olduğu, zirai fakültesinin entegre olduğu, kongre ve konferans alanlarının içerisinde bulunan dev bir kompleksten bahsediyoruz. Bu neden lazım? Çünkü hayvancılıkla uğraşan bölgemizde hayvancılık da var biliyorsunuz. Evet. Hayvancılıkla uğraşan bir vatandaşımız hayvan nasıl kilo alır? Doğru nasıl beslenir ve buna ek olarak da nasıl kilo alır ve hayvanın çünkü eti veya sütü için bu işi yaptığı için kesinlikle biz daha faydalı nasıl olabiliriz noktasında hareket ediyoruz. Bunu ne yapacak? Bizim bölgemizde oluşturduğumuz Ulamış bölgesinde düşündüğümüz tarım ve hayvancılık yerleşkesindeki veterinerlik bölümü öğrencileriyle devamlı kontak içerisinde olacaklar. Ben Seferihisar'da şunu istiyorum. Seferihisar'da bugün 100.000 küçükbaş, 100.000 büyükbaş hayvanımız mı var? Bu milyon seviyesine ulaşsın ama bilinçli bir şekilde. Bilinç ve bilim ışığında bizim de yardımcı olabileceğimiz noktalar bunlar. Akabinde insanlar bugün biliyorsunuz dondan dolayı narenciyemiz sıkıntıda. Evet. Narenciyenin soğuk havaya ihtiyacı var. Narenciyi üreten firmanın veya kişilerin soğuk havaları minimal elde tuttuğumuz soğuk havaları kiralama yöntemiyle en azından ellerinde barındırıp daha sonra pazara, parça parça pazara sunma. Çünkü bunlar milli safi hasıla. Biraz zaman geçtikten sonra hepsi ağacın dibine düşüp yok olup gidecek. Her yıl zor durumda olan çiftçilerimiz var. Özellikle mandalinle ilgili son gündemle bununla ilgili de röportajda bulunduk. O da bir çiğ hastalığına yakalandığını söylediler. Mandalinle ilgili o da ciddi bir sıkıntı oldu. Yani bunun önlemini almak için de bir çalışmalar yapılması gerekiyor. Biz bunun için dediğim gibi tarım ve hayvancılık yerleşkesini özellikle bunun için kuruyoruz. Ama buna entegre olarak da şunu söyleyeyim ben Ezgi Hanım. Çocuklarımız okuldan sınıflar halinde alınıp bu tarım ve hayvancılık yerleşkesinde abilerinden ağaç ve fidan ekmeyi öğrenecekler. Hayvan sağımını öğrenecekler. Aşılamayı öğrenecekler. Bu dev bir öğrenim ve öğretim alanı gibi olacak. Buna entegre olarak başka bir şey daha söyleyeyim. Şimdi turizmci ve ticaretle uğraşan herkes presentable adam dediğimiz yani yetişmiş personel, yetişmiş eleman dediğimiz eleman grubunu istiyor. Bunun için de yatırımcıyı bölgeye çekmek için kongreler, konferanslar düzenleyeceğiz. Parselizasyon, altyapı, üst yapı çalışmalarını bitirdikten sonra inşallah bununla ilgili de bölgemize inşallah 2 yıl turizm meslek yüksek okulu kazandırmak istiyoruz ki turizm alanında hem gençlerimiz bilimsel manada eğitimli olsunlar hem de bölgede yapılacak olan otelcilik düzeninde yetişmiş eleman olarak sahaya sürülsünler. Eğitimlerini tamamlamış. Yani kara düzen işlerinden çıkmak lazım. Evet. Birbirimizi geliştirmemiz lazım. Birbirimizi yenilememiz, değiştirmemiz lazım. Yenileyen teknolojiye de ayak uydurmak gerekiyor. Tabii ki değiştireceğiz. Yani bunun yanı sıra jeotermal muhabbetini burada insanlar yıllardan beri duyuyorlar ama bununla ilgili bir çalışma olmadığını söylüyorlar. İnşallah biz AK Parti belediyeciliğiyle tanıştırdığımızda Seferihisar'ı bazı şeylerin ne kadar kolay değiştiğini, AK Parti belediyecinin tecrübelerinin ne kadar farklı olduğunu, ülke genelinde nelere yansıtıldığını anlayacaksınız zaten.
Seferihisar'da da bu yansımanın etkilerini göreceğiz. Şöyle söyleyeyim, ülke içerisinde gezen bir vatandaş zaten AK Parti belediyecinin olduğu bir yere gittiği zaman farkındalığı görüyor. İnşallah aynı farkındalığı Seferihisar'da da yaratacağız. Bizim Seferihisar'da AK Parti belediyeciliğine ihtiyacımız var. Seferihisar'da AK Parti'nin belediyecilik tecrübesiyle birlikte harmanlanan bizim de ciddi projeler çizdirdik. Kendi hakkınızda yedirmeyelim. Bu projelere nasıl takır takır hayata geçtiğini görecek herkes. İstihdam ortamının nasıl kolay ele alındığını, yapılacak olan projelerin ne kadar çabuk hayata geçeceğini görecekler. Çünkü AK Parti bu manada en tecrübeli ve en başarılı parti. Şu an Türkiye'de tartışmasız herhalde bu noktadayız. İnşallah bu tecrübeyi de tanıştıracağız. İnşallah. Peki Ümit Bey, biraz da seçim sürecinden bahsedelim. Son dönemlerde MHP ile olan ittifakla alakalı. Yerel seçimde ilçelerde ne gibi bir avantaj sağlayacak? Yerel Bey, yani şöyle söyleyeyim. Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'nin ittifakı zaten 24 evet. Haziran seçimlerinde de görüldü. Ondan önceki süreçte başlayan büyüklerimizin önderliğinde ve kanalize ettiği yolda giden bir düzen bu. Bizim bu konuyla ilgili çok fazla bir şey söyleme durumumuz yok. Milliyetçi Hareket Partisi ile yerelde şöyle bir denklem var. Seferihisar'daki Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş kardeşlerim yarın öbür gün AK Parti inşallah burada da destekleyecekler. Çoğu yerde durum böyleyken bazı noktalarda AK Partililer Milliyetçi Hareket Partisi'nin olduğu idarecileri destekleyecekler. Biz bununla bölgede ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Kardeşe güzel bir seçim olacağını düşünüyoruz. Bu seçimin Seferihisar'da da kardeşe ve güzelce geçeceğini düşünüyorum. Ben mesela şahsım adına kırgınlıklara, küskünlüklere mahal vermek istemiyorum. Herkesin bir görüşü olacak. En iyi görüşün arkasında kenetlenmemiz lazım. Bölgemize en çok kim fayda getirecekse onun arkasında yürümemiz lazım. Hangi partiden ziyade kim nelerden bahsediyor? Hangi fikirleri öne sürüyor? Kim bizi bu yolda daha iyi noktalara götürecek diye Seferihisarlılar olarak bunlara kanalize olmamız lazım diye düşünüyorum. Evet. Çok güzel. İnşallah bölge içinde hayırlısı olsun diyorum. İnşallah. İnşallah. Hepimiz için yani, hayırlısı olsun. Gerçekten. Böyle konu konuyu açınca birden fazla konulara aslında değinmek istiyoruz ama her sorunun içerisinde cevabımızı alıyoruz. Evet. Biz güzel dersimize oldu. Çalıştık. 75 proje çizdirdik. Dersimize çalıştık. Hazırız. Seferihisar'da doğduk. Seferihisar'da büyüdük. Seferihisar'ın bütün sıkıntılarına hakimiz Allah'ın izniyle. İnşallah bunları da çözecek olan da biziz. Sadece bu süreç içerisinde dediğim gibi bir iyi bir dayanışmaya ihtiyacımız evet. var. Birlikteliğe, beraberliğe ihtiyacımız var. Ümit Bey, yani bir konu hakkında da görüşmek istiyorum. Sizinle geçtiğimiz günlerde de bir Güzelbahçe Belediye Başkanı'nda bir röportajımız olmuştu. Bununla ilgili işte Akut'la ortaklaşa bir haber yapmıştık. İşte deprem merkezi, işte depolama alanları, acil önlemlerle alakalı bir konuydu. Biliyorsunuz ki Seferihisar'da deprem birinci derecede deprem bölgesi olarak biliniyor. Peki bununla ilgili belediyecilik olarak ne gibi önlemleriniz olacak? Nasıl bir çalışmalar düşünüyorsunuz? Şimdi herkesin meraklı beklediği böyle bir konu var. Yani inşallah yaşanmaz diyoruz ama hani böyle bir gerçek var. Neticede. Şöyle söyleyeyim, kısa evet. zaman evvel biliyorsunuz sık sık sallandık. Bununla evet. ilgili bir iki arkadaşımızla ve bir iki mecrada görüşmemizde şu cevapları aldık. Ya İzmir şurası, hemen bize yardıma koşarlar. Felaketin Seferihisar'da olup da İzmir'i sarmayacağına kim garanti edebilir? Allah böyle sınavlardan evet. bizleri geçirmesin. Öncelikle bunu söyleyeyim. Seferihisar'ımız birinci derecede deprem bölgesi. Bunun bilinciyle binalar yapmamız lazım. Bunun bilinciyle şekillendirmemiz lazım. İmar mevzuatlarını buna göre yapmamız lazım. Akabinde Seferihisar'da şu an mevcut belediyenin herhangi bir kumanyası, herhangi evet. bir konteyneri, herhangi bir hazırlığı yok. Allah korusun yarın başımıza bir felaket geldiği durumunda herkes... Toplama merkezi. Hiçbir şey yok. Toplama merkezi. Sorsanız stadyum derler. Toplama merkezi diye. Zaten bizim evet. kent meydanımız yok. Rezgi Hanım ona evet. gelene kadar... Yani ben 10 yıl kayıp bir Seferihisar derken boşu boşuna söylemiyorum bunu. Gerçekleri görüyoruz. Hepimiz buradayız. Şimdi bu Zat-ı Kerem arkadaşımız bugün belki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak adaylığını koymuş durumda veya aday olmayı hedefliyor ama arkasında bıraktığı Seferihisar'ı tüm İzmirlilere buradan sesleniyorum. Gelsinler Seferihisar'da görsünler. Borç içerisinde maaş ödeyemeyen yok olmuş bir Seferihisar. Bir taş taş üstüne konmuş değil. Bunun bilinciyle yarın eğer aday olursa gidip oy verilmeli. Çünkü burada çok başarılı bir belediye başkanı olup da İzmir'e gidilseydi
Bizler de plaket verirdik. Emin olun ki ben yaşayan insanlara, başarılı insanlara yaşarken plaket verilmesi, ödül verilmesi yönünde düşünen bir insanım. Ama burada kesinlikle ve kesinlikle beceriksiz ve basiretsiz bir yönetim anlayışıyla 10 yılı yok olmuş bir Seferihisar var. Tunç Soyer ve ekibi tarafından özellikle belirtmek isterim. Yani bunu parti bazında indirgemek istemiyorum. Hani Cumhuriyet Halk Partili Tunç Soyer demek istemiyorum. Tunç Soyer ve ekibi demek istiyorum. Çünkü bir memleket ne kadar kötü yönetebilir diye sorsalardı ben bu kadar derdim. Zaten gelip de bunu da gözleriyle görebilirler. Hiçbir şey yapılmamış bir Seferihisar var. Ulamış da altyapı sorunu bitmiş değil. Biliyorsunuz. Evet. Beyler dediğimiz bölgede 500 insanımız yaşıyor. Beyler'de kadastral yol çalışmaları bitmiş değil. Beyler'in yolu yok. Yani inanabiliyor musunuz? Burası İzmir'in göbeği, havaalanına 10-15 kilometre mesafede, 20 kilometre mesafede bir yerin 2 haftada 1 saat sağlık ocağına, sağlık ocağı da yok, bir kulübe gibi bir ortama doktor gidiyor. Bunlar bir facia. Orhanlı küsmüş durumda, Orhanlı insanı kızmış durumda. Bütün altyapı ve üst yapı çalışmalarının tamamı AK Partili Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu ve o taraftan gelmekte. Biz bunların hepsinin bilincindeyiz. İnsanlar bize bir şeyler yapabiliyorsanız bizi o tarafa bağlayın diye bize bilgi veriyorlar. Küsmüş, kızmış, kırılmış bir mahalle, köy var burada. Seferihisar'a Sitli Slow diye bir anlayış getirip Sitli Slow'un manasını bilenler veya bilmeyenler için üzerinden geçmek gerekirse Türkiye Cumhuriyeti'nde en olmayacak ilçe neresi derseniz Seferihisar derim. Çünkü yavaş gelişen bir şehir anlayışı, aynı yapılaşma, mimari bakımından da aynı yapılaşma, dışarıya kapalı, daha içe dönük, iç pazara dönük bir anlayış. Seferihisar'la uyulmasının imkanı yok. Burada evet, deniz var, tarih var, kültür var, jeotermal var. Siz bu elbiseyi bu memleketin üstüne giydirip de nasıl başarılı olabilirsiniz ki? Bir de sizin buna uymayan bir de mimari anlayışınız var. Her taraf betonerme, her tarafta kaçak yapılaşma, her tarafta göz yumulan kat çıkmaları, yola terki yapılmamış binalar. Biz bunların hepsinin farkındayız. Bu şekilde size Sitli Slow denilen olayı şu şekilde izah edeyim ben. Sadece kale içi mevkiindeki alan ve sokaklar buna uygun. Onu da Büyükşehir Belediyesi yaptı biliyorsunuz o çalışmayı. Evet. Peki bu şehir planlamasını nasıl düzenlemeyi düşünüyorsunuz? Şimdi bununla ilgili burada zaten benim hep verdiğim bir örnek vardır. Halk diliyle yani çocuk sakat doğmuş derim ben. Yani kolu açamıyoruz. Zaten burada sakat doğan bir çocuk var. Ne kadar rehabilite edersek edelim inanın düzelmiyor. Bununla ilgili yapacağımız çalışmalar nasıl olacak? Şehir merkezini zaman ve yıllar içerisinde parça parça kaydırmayı düşünüyoruz. Burayı her büyük ilçenin şehir merkezi gibi daha nostaljik halde bırakmayı düşünüyoruz. İnşallah zaman ve süreç içerisinde bu sıkıntıları da aşacağız. Arka taraftaki çayın olduğu bölgede bir yapılaşmaya gideceğiz. Orada daha geniş bir alanımız var. 3-4 gidiş yol, 3-4 geliş şeklinde geniş bir bulvar gibi yapılaştırmayı düşünüyoruz. Zaman ve süreç içerisinde hep birlikte karar vereceğiz bunlara. Bizim projelerimizin içerisinde bir de şu durum var. Hiçbiri vazgeçilmeyecek proje değildir. Seferihisarlılarla, biz bunları Seferihisarlılara sunuyoruz. Seferihisarlılarla ve Seferihisar'ın önde gelen büyükleriyle inşallah yarın öbür gün Seferihisar halkıyla oturup istişarelerimizin sonucunda bu projelere başlayacağız. Şehir merkezindeki kaosun farkındasınız. Hepimiz burada evet, yaşıyoruz. Burada otopark sıkıntısı almış başını gidiyor. 3000 araçlık otopark çizdirdik. Bakın normalde buraya 1000-1500-2000 araçlık otopark diyebilirdik ama 3000 araç diyoruz. Çünkü sebebi şu, bugün 2000 yeter, yarın 2000 yetmeyecek. Başa dönmenin lüzumu yok. Benim her zaman söylediğim bir söz vardır. Milli, safi, hasılayı talan edemeyiz. Yapacaksak bir sefer yapacağız, sonuca gideceğiz. Yani bugünlere değil sadece, yarınları düşünerek hareket edeceğiz. Kesinlikle. Ümit Bey, bir de sizin bu ulaşımla ilgili bir projeniz vardı. Hatta çoğu da nasıl olacak bu iş diye hep soruyorlardı bize de. Bu Seferihisar-Menderes yol hattının kısaltılmasıyla alakalı. Onu şöyle izah edeyim. Turizmciyi buraya çekmek istiyorsanız kongreler ve konferanslar düzenleyeceğiz dedik ya. Parselizasyonları yapacağız, evet, kongreler, konferanslar. Çünkü şöyle yatırımcı, yatırım yapma konusunda zaten çekingen. Şu anki ekonomik göstergeler belli. Bu manada bunların önünü açabilme adına diyoruz ki kongreler, konferanslar düzenleyeceğiz, bölgemizi tanıtacağız. İnşallah bölgemizi tanıtırken de belli altyapılardan bahsedeceğiz. Kendim yıllarca turizmde çalıştım. Turizmde koordinatör olarak çalıştığım dönemlerde de turizmin
ne olduğunu bildiğimi düşünüyorum. Bakın bu bölgede kongreler ve konferanslar düzenlenirken insanların ulaşım ağı ya Güzelbahçe'den, havaalanından bahsedeceğim. Havaalanından buraya gelmek, Güzelbahçe üzerinden gelirseniz eğer 60 kilometre, 59 kilometre. Orhanlı'dan gelirseniz 40 kilometre civarı, ancak yolumuz çok virajlı biliyorsunuz. Ve bir gidiş bir geliş, bazı yerlerde bir araç geçerken bir aracın beklemesi gerekiyor. Biz bunu nasıl aşacağız? Havaalanına yakın olmayan bir lokasyon değiliz. Havaalanının çok yakını, sadece yolumuz yok. İşte bizde nasip olursa hem Orhanlı'nın yol sıkıntısını çözmek adına, hem Beyler'in yol sıkıntısını çözmek adına, hem de Seferihisar'ı havaalanına daha kısa mesafeye getirmek adına bir proje çizdik. 3 gidiş 3 geliş çevre yolu. Allah nasip ederse bununla ilgili de projemiz bitti. Yarın öbür gün adaylığımız söz konusu olduğunda ve burada başkanlık neticesinde bizi Seferihisarlılar temsilci olarak kabul ederlerse, hizmetkar olarak kabul ederlerse, bu manada bu hizmeti de getireceğimizi düşünüyorum. Buradan çıktığınızda çizdirdiğimiz projede detayları görmüşsünüzdür. 20 dakikada havaalanında oluyorsunuz. Çok güzel. İzmir Fuarı'na da 25 dakika mesafede oluyoruz. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Seferihisar'da 12 ay boyunca otellerimizin açık olması, otellerin sadece turizme ve jeotermale değil, aynı zamanda fuara yakınlıktan dolayı fuara gelen katılımcıların da Seferihisar'ı tercih edeceği anlamına geliyor. Biz bir şeyleri programlarken, düzenlerken sadece bir kolda faydası olması için değil, her koldan bize faydası olması için düşünüyoruz. Evet. Ulaşım olmazsa olmaz, bizim bu yolumuzda olmazsa olmazlardan biri. İnşallah bunu da bölgemize kazandıracağız. Seferihisar'da 20 dakikada havaalanına gidecek. İnşallah, sağ olun. Çok güzel bir röportaj oldu. Yani biz bunu 30 dakikayla kısıtlı tutmuştuk aslında ama hakikaten konu konuyu açınca zamanlar yetmiyor gibi görünüyor. Yani bu akşamki konumuz olduğunuz için size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bizi kırmayıp geldiniz. Çok sağ olun. İnşallah verimli bir çalışmalarınız olur. Adaylığınız da kesinleşirse zamanlarda tekrar görüşürüz diyorum. İnşallah. Ben buradan son söz olarak Oluşum Medya ailesine teşekkür etmek istiyorum. Bu ilk canlı yayın konuğu olarak beni almaları benim için ayrı bir şeref ve onur oldu. Seferihisar'ımıza, sizlere hayırlı olsun diyorum. Buradan da tüm Seferihisarlı arkadaşlarımıza, abilerimize, kardeşlerimize selamlar, saygılar. Hepsine hürmetler diliyorum. Hayırlı akşamlar olsun. Hayırlı yayınlar olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar.